Büyütür olurum, büyütürse çiçek açar mı? Gelmez. ...22.000 adet ağaç dikiyoruz. Bunlar kızılçam, arnavut. Başka var mı? Servet.81 ilimizde 84 milyon vatandaşımız için 252 milyon planlı toprakla buluşturuyoruz. Planlı bir kesim yapılıyordu bu bölgede ve biz orada halkımıza bir söz vermiştik. Dedik ki elbette planlı biçimde ormanlarımızdan, o kaynaklardan da faydalanılacak. Ama halkımızın bunu bilmesi gerekiyor. Ne zaman, nerede ne kesilecek ve ne zaman o kesilen yerlerde ekim yapılacak, dikim yapılacak ve bu alanların tekrar yeşile, ağaca kavuşması sağlanacak. Çok mutluyuz ki o gün verdiğimiz sözü bugün Orman Bölge Müdürlüğümüz, Orman Müdürlüğümüz yerde bırakmadı. Konuştuğumuz gibi o gün kesilen alanların dikimi 11 Kasım'da yapılması bizi mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre çok önemli, doğa çok önemli. Biz yönetim anlayışımızda ekoloji temel başlığında belediye başkanları, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladık. Dedik ki karbon emisyonunu %40 düşüreceğiz Yenişehir'de 10 yıl içerisinde. Bunun için sıfır atık şirketimizi kurduk. Bunun için yaptığımız ilk binayı Mersin'deki LEED sertifikalı, yani yeşil binalara verilen sertifika olan LEED sertifikalı 6 madalya seviyesinde gerçekleştirdik. Bunu bizim yapmamız, bu alana yatırım yapan, inşaat alanına yatırım yapan müteahhitlere örnek oldu ve şu anda belki son verdiğimiz 5 ruhsatın 3'ünde LEED sertifikalı bina yapılıyor değerli arkadaşlarım. Yani bu el birliğiyle yapılacak bir iş. Benim görevim şu, ben sadece orman keserim demekle olmaz. İşte ben sadece binamı yaparım, paramı kazanırım demekle olmaz. Sorumluluğumuz hepimizin bilmesi gerekiyor. Bu toplum hepimizden birlikte hizmet bekliyor ve bu kent hepimizin, bu dünya hepimizin ve hatta hepimizin olmasının ötesinde gelecek nesillerin. Yani biz bu varlıkları, bu ağacı, bu ormanı gelecek nesillerden emanet almışız, onlara teslim etmemiz gerekiyor. Onun için doğru teslim etmemiz gerekiyor. Bugün izlediğimizde maalesef yağmur yağmıyor yağdığında sel şeklinde. Maalesef büyük kuraklıklar oluyor ve ormanlarımız, ciğerlerimiz yanıyor. Şimdi ortak sorumluluğumuz var, ortak yükümlülüğümüz var. Biz çevreyi, doğayı korumaya devam edeceğiz ve ormanlarımızı çoğaltmaya, yeşil alanlarımızı çoğaltmaya devam edeceğiz. Bugün Yenişehir'de her yapılan bir dairenin karşılığında 4 tane ağaç dikilmesini istiyoruz. Bu ağaçların da oksijen üreten, doğaya daha fazla katkı sunan ağaç cinsi olması için Park Bahçeler Müdürlüğümüz bir çalışma başlattı ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Yani yeşil bir Yenişehir için, ama Yenişehir'in tek başına yapacağı işler yetmeyecektir. Çevreye duyarlı bir Yenişehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Örnek olmaya devam edeceğiz. Teşvik etmeye
devam edeceğiz.